Aile Vakti'nden herkese hayırlı, huzurlu, bereketli günler diliyorum. Allah'ın selamı hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Aile Vakti'ne hoş geldiniz. Efendim bugün Aile Vakti'nde ergenlerimizi konuşacağız. Ama bir önemli bir konu daha var. İnsanlar kendilerini neden sevmiyorlar? Ya da seviyorlarsa bunun sebebi nedir? Biraz bunları konuşmak üzere. Efendim klinik psikolog, terapist Fatma Ülger Hanım aramızda. Fatma Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz. Teşekkür ediyorum. Öncelikle davet ettiğiniz için biz de teşekkür ediyoruz size. Eyvallah. Sefalar getirdiniz. Öncelikle uzun bir mesafeden yol kat ederek geldiniz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Efendim aile danışmanı ve eğitimci Derya Yılmaz hanımefendi aramızda. Derya Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz. Allah razı olsun. Siz de yine uzak bir beldeden geldiniz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Ben de teşekkür ediyorum. Bizi davet ettiğiniz için. Eyvallah. Peki böyle bir dakikalığına Derya Yılmaz kimdir? Sevgili izleyicilerimiz böyle biraz merak edebilirler. Birer dakikayla kendimizi tanıtalım mı? Evet. Buyurun hocam. Öncelikle bizi böylesi güzel bir programa davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Seyircilerimizin de geçmiş bayramını kutluyorum. Adım Derya, Derya Yılmaz. İki çocuk annesiyim, Diyarbakırlıyım. Eğitimci ve aile danışmanıyım. İnsanları çok seviyorum, faydalı olmak istiyorum ve şu ana kadar anaokulu kuruculuğu yapmış, özel okul kuruculuğu yapmış, aynı zamanda bir sivil toplum kuruluşları genel başkanıyım ve Allah'ın aciz, garip bir kuluyum. Eyvallah, çok teşekkür ediyorum. Allah aciz ve garip oluşumuzun farkına varmayı nasip eylesin inşallah. Fatma Hocam, tabii ikinizi daha önce programlara davet ettim ama Fatma Hocam kimdir? Fatma Ülger kimdir? Ne yapar? Biraz da sizi dinleyelim. Evet, ben de Eskişehir doğumluyum. Evet. Sanatçı bir aileden geliyorum. Sanatçı. Öyle söyleyeyim. Evet. Hmm. Babam Mimar Cevat Ülger, onun kızı olmakla gurur duyuyorum doğrusu. Maşallah. İki çocuk annesiyim. Şu anda Sancaktepe Belediyesi'ndeyim. Kreşlerden sorumlu olarak çalışıyorum. Normalde özel çalışmalarım da var. İşte radyo programları çağırdıkları zaman çok güzel, maşallah. Elimizden geldiğince bilgilerimizi aktarmaya tebrik çalışıyoruz. Ediyoruz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Burada Diyarbakır'a birkaç defa gitmek nasip oldu. Hakikaten doğunun incisi bir şehir. Böyle tarihi boyutuyla efendim işte kalıntılarıyla, insanları misafirperverliğiyle bir ayrı güzelliğe sahip. Eskişehir bir başka güzelliğe sahip. Evet. En yabancı olduğum yerlerden biri Eskişehir'di. Bundan yaklaşık 5 yıl önceye kadar. Fakat hamdolsun orada umre rehberliği noktasında bize böyle birkaç vazife verildi. Şimdi belki 500 ailenin kapısını çalabileceğim bir dostluklar oluştu. Ne güzel. Eskişehir'de böyle bir güzelliği oldu. Bu arada sanıyorum Reşadiye Camisi. Evet. Sizin dedenizin dokunduğu bir cami. Babamın. Babanızın. Babamın, evet. Dokunduğu bir cami. Evet. Merkezde bir cami. Mimarlığını o yapmış ve onun gibi birçok projesi var. Eskişehir'de, maşallah Kayseri'de, ya. Trabzon'da, İstanbul'da. Evet, sevgili izleyenler, yolunuz Eskişehir'e düşerse lütfen Reşadiye Camii'nde namaz kılmayı unutmayın. Ama Diyarbakır'a geldiğinizde de lütfen Ulu Cami'ye varıp o güzel atmosferi lütfen teneffüs etmeden o şehri terk etmeyin, olur mu? İki ayrı şehrimize de ülkemize de selam olsun. Bizleri yurt dışından izleyen bütün dostlarımıza da buradan kucak dolu selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Fatma Hocam söz sizdeyken hemen başlayalım. Şu anda ciddi manada ortalama yani %20'lik dilimde olan bir grup var. Ergen grubu. Ergenlerin şu andaki psikolojik durumu nasıl? Ergenlerin ruh halleri ne durumda? Ergenler anlaşılıyor mu? Ergenler farklı bir boyutta mı? Bir önceki kuşağın ergeniyle şimdiki kuşağın ergenini böyle kıyasladığımız zaman nasıl bir tablo var? İsterseniz şöyle kıyaslayalım. Sokrates antik dönemde kendi dönemindeki gençler için diyor ki şimdiki gençler çok saygısız. Büyükleri gelince ayağa kalkmıyorlar. Eyvah eyvah. Çalışmıyorlar, tembeller. Yani bütün dönemlerde bir önceki kuşak bir sonraki kuşaktan
şikayet eder pozisyonda. Nerede o gençlik, evet, nerede o çocukluk, evet, diye de başlanıyor. Bazen biz bile söylüyoruz bunu, değil mi? Her ne kadar, evet, doğrusunu bilsek de bu düşünce alışkanlığı, duyduklarımız ve çocuklarımızı, ergen çocuklarımız var, genç çocuklarımız var, çocuklarımızı görmek istediğimiz gibi görülmesini istiyoruz. Bizim hayal ettiğimiz gibi. Halbuki onların bizim dışımızda başka insanlar olduğunu unutuyoruz Lokman Bey. Tabii ki bu onların yaptığı her şeyi yasallaştırmaz, öyle söyleyeyim. Tabii ki hatalar da var, yanlışlar da var. Onların yaptıkları, onlardan öğreneceğimiz çok şey de var. Tabii ki bu bir sonraki Derya Hocam'ın konuşacağı konuyla da alakalı, kendisini sevmekle alakalı bir şey. Bazen şöyle de düşünüyorum Lokman Bey, bakın gençlik gerçekten... Hepimiz zaman zaman şikayet ediyoruz. Ne diyoruz? Bizim dönemimizde biz daha çalışkandık. Daha çok okuyorduk. Anne babamızı daha çok düşünüyorduk. Daha çok empati yapıyorduk. Şimdiki gençler böyle değil. Ama unutulan bir şey var ki, bu gençleri yetiştiren de bizleriz. Bizlerin yaşayamadıklarını onlar yaşasın. Biz kültürel köprü olmayı beceremiyor muyuz hocam? Biraz öyle. Neden? Yani aktarımı yaparken yanlış mı aktarıyoruz? Yanlış model oluyoruz. Göremediğimiz için gördürüyoruz. Evet. Yiyemediğimiz için yediriyoruz. Yani tabir yerinde bir farklılaştırmaya biz vesile oluyoruz. Doğru mu? Tabii ki. Çocukları şöyle bir düşünün hocam. Okula başladıklarından itibaren çocuklara verilen tek şey ne? Sen dersini çalış. Misafir gelir, sen odana git, odanda kapat kapını. Yarınki yazı çok çalış. Önemli. Çok önemli. Evet. İşte alacağın not çok önemli. Çocuklar ergen olurlar, sınavlara gireceksin. Bir LGS çok önemli. Çok önemli. Akraba ziyareti yapılır. Cenazeye gidilir, düğüne gidilir, başka türlü doğuma gidilir. Hayır, sen gelme, senin sınavların var. Hayatta en önemli şey sınav. Hmm. Sen buradan İyi bir puan alırsan hayatını kazanmış ve başarını ilan etmiş olacaksın. Ama çocukta sorumluluk verilmiyor. Ve aile içindeki ilişkiler çocukta yok. Bu içten içe çocuğun annesine, babasına ya da hayata karşı sitemini mi ortaya koyduruyor? Ya da böyle bir duyarsızlığını ve megalomanlığını. Hmm. Çünkü bizim ona verdiğimiz görev okulda çok iyi puan almak. İyi bir üniversiteyi bitirmek, çocuk bitiriyor iyi bir üniversiteyi, tamam, misyonunu gerçekleştirdi. Tamamen akademik yönde başarı, ben, bizim tabii, için başarıdır. Tabii tabii, benden beklediğiniz her şeyi ben yaptım işte. Evet. Tamam diyor ama okuldan mezun oluyor. Ben niye teyzemi arayayım ki? Efendim bayramda, evet, niye dedemi arayayım ki? İşte neden? Aramamış ki çocuk. Efendim, evet. Ve siz de model olma, ben kendi adıma söyleyeyim. Kendimiz, ben de, evet, evet, model olmamışım ki. Yani telefon açarken o içeride dersini çalışmış. Beraber açmamışız. Görmemiş, beraber açmamışız, evet, çağırmamışız. Bir yardım mı var, bir destek mi olunacak? Ben kendim gitmişim. Haberi yok onun. Onun haberi yok ne yaptığımızdan. Aile içinde hangi sıkıntıları yaşadığımızdan haberi yok. Kimin neye ihtiyacı var? Kim nasıl desteklenmeli? Kimin mutlu günü, kimin yanında olmalıyız? Bunlardan bir haber çocuk. Bu arada bir parantez, evet, açmak istiyorum. Mesela şu anda biz bu konuyu konuşuyoruz. Evet. Yani aslında biraz da ergenleri anlamayı, ergenlerle ilgili acaba ne yapabiliriz, evet, konuşmaya çalışıyoruz. Bizi izleyenler de, bazen bizde de oluyor. Bir şey konuşulduğu zaman bu başkası için konuşuluyor. Asla benim için değil. Efendim, aa evet ya, zaten problem var. Ben yapmıyorum ki. Zaten bu beni ilgilendirmiyor ki. Belki de şu anda bile biz bunları konuşurken, işte efendim ben tabii Aki TV izleyicilerini tenzih ediyorum ama işte efendim birileri şunu diyebilir. Ben yaptım. Ben böyle yapmıyorum ki. Ben bu tür davranmıyorum ki. Biraz konuşulanları üstümüze mi alsak acaba? Kendimize yani, ne kadar gerçekçi. Ama benim çocuğum büyüdü. Şimdi, benim çocuğum büyüdü, ergen değil. Ama yeğenimiz var. Torunumuz olacak. Çok güzel bir konuya parmak, evet, bastınız Lokman Bey. Bu dinlediklerimizi
kendimiz farkındalığını yaşayabiliriz. Nasıl? Evet, burada bir şey söyleniliyor. Ben kendime ne kadar tarafsız bakabilirim? Bu acımasızca eleştirmek değil kendimi. Kendime şefkatle yaklaşabilmek. Düşünürken böyle bir şey anlatılıyor. Ben kendi hayatımda bunları ne kadar uygulayabiliyorum? Nerede yanlış yapıyorum? Çocuğum böyle bir yanlış yapıyorsa benim bundaki payım nedir? Ben çocuğumun diyelim ki beni aramadığını düşünüyorsam benim bundaki payım nedir? Belki ben de aramadım. Belki ona gerekli öğretiyi öğretemedim. Buradaki eksikliğin telafisini yapıp çocukla daha yakınlaşıp hayatın içine almalıyız. Evet. 3 yaşından itibaren çocuklarımıza sorumluluk vermeliyiz. Her sabah perdeleri açma onun görevi olabilir. İşte yemek yenirken ekmek tabağını götürmek onun görevi olabilir. Ve yaşları büyüdükçe onların evdeki sorumlulukları da artmalı diye düşünüyorum. Yani anne temizlik yaptığı zaman da böyle küçük de olsa bir görev vermek tabii lazım. Tabii ki. Aman oğlum sen dersini çalış ben temizlik yaparım. Hayır öyle bir şey. Aman oğlum işte sen dersini çalış ben ekmek alırım. Evet. Aman oğlum işte sen şunu yapma diyerek aslında çocuğu hayatın içine sokmuyoruz. Evet. Hemen şöyle bir soru gelecek arkadan, diyecekler ki ama eskiden olduğu gibi emniyetli değil ki her yer. Biz çocuğu yalnız ekmek almaya yollayamayız. O zaman şöyle bir şey yapılabilir mi Lokman Bey? Çocuğunuzu alırsanız ekmeği o ister. Mesela minibüse bindiniz, minibüste parayı o öder. Oğlum sen ver. Kızım sen ver. Ekmek alırken ekmeği o ister. 2 tane ekmek çantasını o taşır, eve o getirir. Beraber gidersiniz. Hı hı. Siz de emin olursunuz. Hani çocuğun nasıl rahatça gidebildiğinden. Belli bir zamana kadar. Belli bir zamana kadar tabii ki. Eğer biz istersek üreteceğimiz pek çok formülasyonlar olabilir diye düşünüyorum. Evet hocam, konuya değineceğiz. Evet. Bu çok önemli bir nokta hakikaten. Yani birçoğumuzun aslında yaptığı hatalardan biridir bu. Evet. Hele hele. Tabii böyle bir durumda çocuk önünde bir yarış yoksa, efendim işte önünde bir hedef yoksa, zaten şimdiye kadar yarışmış, yani yarış atı gibi koşturulmuş, onun haricinde vazifemi yaptım, artık bana ne yani, birileri bana yani tabir yerindeyse ekmek hizmet su getirecek yani, hizmet tabii edecek ki. Yani. Hizmet edilen bir boyutta kendini görmeye başlıyor. Hep hizmet edilmiş çünkü. Bu çocukta sevgi, kendine karşı sevgi mi getiriyor yoksa çocuğun sorumsuzluğunu mu ortaya koyuyor hocam? Evet, son söylediğiniz çocuğun sorumsuzluğunu ortaya koyuyor. Ben özellikle şuna dikkat ediyorum annelerde. Anneler çocuklara sorumluluk vermekten çekiniyorlar. Peki niye diye soracak olursanız, işte psikolojisi bozulmasın, yorulmasın. Aman Fatma hocamın da az önce bahsettiği gibi akademik zekasına çok önem veriyorlar. Oysa ki çocuk bizim kültürümüzü, geleneğimizi, öğretilerimizi unutuyor. Şu anda mesela yani biz mesela özellikle hani doğullar biliyorsunuz biraz daha misafirperverdirler. Özellikle daha çok hani misafiri ön planda tutmayı severler. Yani böyle kadim bir medeniyet Anadolu'da hakikaten bu misafirperverlik çok daha ön planda. Evet. Doğu'da biraz daha gelenek biraz daha ön planda. Ama hocam enteresan bir şey. Mesela Eskişehir'e gittik. Farklı bir tatlılık gördük. Manisa'ya gittik ama şu var, paylaşım ruhu var, paylaşım ruhu var, gelen kişiye değer verme ruhu var. Ama mesela gittiğinizde eğer anne baba bunu yaşamışsa ve gerçekten çocuklar da işin içine dahil olmuşsa, özellikle kasaba ve köylerde bu çok daha yaygındır. Çocuk asla annesinin babasının yanında, misafirlerin yanında elini telefona uzatmıyor. Defalarca şahit oldum. Evet. Yani evet. Problem var. Efendim işte sıkıntılarımız var. Çocuklarımız yarış atı gibi koşturuluyor. Fakat bu şekilde de bizim evimize misafir gelmiş. Ben böyle odamda durur muyum? Ben efendim telefonumla meşgul olabilir miyim? Ya şimdi mesela bazen işte misafirlerimiz gelir. Ben işte böyle çaktırmadan bir şeyler bakıyorum. Çünkü bazen mesajlar geliyor. Aktarmam lazım. Ya da işte sorularıma bakmam gerekiyor. Bu bile beni rahatsız ediyor. Bu bile rahatsız ediyor. Onun için yani Anadolu'da bu güzel bir kadim bir oluşmuş elhamdülillah güzel bir gelenek var yani. Evet hocam. Aslında bu bile bozulmuş
denilebilir birazcık. Örneğin daha önce misafir geldiğinde anneler söylemeden çocuklar hemen koşarak hoş geldin teyze, hoş geldin Ayşe teyze, nasılsın, yanında biraz oturur muhabbet edilirdi. Ama şu anda gördüğümüz kadarıyla ne yazık ki çocukların çoğu laptop ellerinde ve kendi odalarında. Anneler de bu bakış açısına sahip, aman aman çocuğum şeye girmesin, psikolojisi bozulmasın, ders çalışıyor. Oysa ders filan çalıştığı da yok. Ve biz bu şekilde nesillerimizi kaybediyoruz. Yani kapalı kapılar ardında aslında hayata değil, evet, çocukların başka bir dünyaya doğru adım attıklarına biz şahit oluyoruz. Yani ders çalışıyor edasıyla kapılar kapatılıyor, çocuk başka dünyada yaşıyor. Evet. Özellikle gençlik döneminde çocuk uzun süren çocukluktan çıkıp yetişkinliğe adım atıyor. Yani iki arada köprü durumunda. Duygu durumu karışık, hormonları karışık. İki ana damar var onları besleyen. Birinci damar istekler, işte dürtüler, yeme, içme, barınma, ünlü olma, çok para kazanma gibi. İkinci damarda... Kısa yoldan para kazanma. Aynen. Şu günümüzde olduğu gibi. İkinci damarda erdem, ahlak, değerlerimiz. Bu ikisinin ortak, birlikte senkronize çalışması lazım. Ama bize şimdi sunulan ilk damarın çok daha fazla çalışması. Ben bunu çok düşünüyorum. Bunca ta Sokrates'ten bu yana, antik dönemden bu yana gençlerden hep bu şekilde şikayet edilmiş. Neden onların iyileştirilmesi adına bir şey yapılmıyor? Mesela gençler daha ileri yaşlılara nazaran daha ataktır, daha gözü karadır, enerjiktir. Daha enerjiktir, daha temizdir. Fatih Sultan Mehmet 21 yaşında aldı. Mesela 15 Temmuz'da o gece birçok genç arkasına bakmadan meydanlara koştu ve vatanı için, öyle değil mi? Hiçbir şey gözetmeden vatanı için kendini feda etti. Ama bir fark var. Mesela sadece bizim iklimimizde değil, Avrupa'da olsun, başka iklimlerde olsun birçok önder, işte yeni çağlar açmış. Hepsi genç. Şöyle bir bakarsanız hepsi dinamik. Fatih Sultan Mehmet'in, değil mi? Evet. Gençliği en böyle duyguların daha çok revaçta olduğu, önde olduğu bir zaman diliminde. Şimdiki çocuk fethi, dediğimiz. Tam delikanlılık sürecinde, evet, ortaya çıkmış. Ama şimdi biz o 21 yaşı çocuk olarak nitelendiriyoruz. Yani herkes büyükler, daha çocuk, daha küçük gözüyle bakıyor. Geçen bir seminerimde, evet, bu arada sevgili izleyenler, lütfen bizim şahsi sayfalarımızı takip edin. Lokma Yıldız TR Instagram adresinden. Artık bu süreçten sonra hanımlara yönelik, gençlere yönelik, nişanlara yönelik, efendim milli ve manevi değerlerimizle ilgili çok sık sık inşallah bazı yerlerde seminerlerimiz olacak Allah'ın izniyle. Hele hele dün Cuma günü efendim açılışın gerçekleştirdiğimiz bir cami var. O caminin altında bir vakıf oluşturuldu. İnşallah kocaman salonuyla orada çok güzel şeyler yapacağız ama lütfen sayfamızdan takip edin. Neresi olduğunu lütfen görmenizi istirham ediyorum. Seminerin birisinde ben şöyle bir cümle kullandım. Ya arkadaşlar dedim, zamanın fatihi şu anda yaşıyor aramızda dedim. Yani o genç yaşta topları icat edip surları döven, İstanbul'u fetheden, işte efendim evet peygamber övgüsünü almıştı dedim. Ama bu zamanda da dedim işte zamanın fatihi var dedim. Kim dediler? Selçuk Bayraktar dedim. Evet. Selçuk Bayraktar yani. Savunma sanayimizi öyle bir boyuta taşıdı ki silahsız hava araçlarımızla efendim elhamdülillah. Yani tabir yerindeyse o dönem toplarıyla kalbin düşmanın, küffarın karşısında kalbinde efendim korkuyu koyan Fatih'in torunu bugün efendim bununla dünyaya hüküm sürüyor. Elhamdülillah. Övünüyorum. Elhamdülillah. Kıymetli, değerli kardeşim, sevgili, bu ülkenin en değerli kişilerden birisi Selçuk Bayraktar. Sizi gerçekten tebrik ediyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Dua ediyoruz. Sayılarını Allah çoğaltırsın. Sayıların çoğaltması için de onun çok güzel projelerin olduğunu görüyorum, duyuyorum. İnşallah sayılar artıyor her geçen gün.
seminerimde bir delikanlı kalktı, dedi ki, ama dedi Fatih daha gençti dedi. sanıyorum Selçuk Bey işte 35 üstü yaşa evet. sahip, tam evet. net bilmiyorum. Yani o da şunu ifade etti. Demek ki 20'li yaşlarda iş yapılabiliyormuş. Evet, evet. Onu hatırlattı bana. Selçuk Bayraktar da o yaşlarda başlamıştır. Evet. Şimdi sonuçlarını Selçuk Bey bu arada 42 yaşı demiş. Rejide bana haber geldi. Allah hayırlı uzun ömürler versin Amin. İnşallah. Şimdi sonuçlarını görüyor. Bunlar düzenlenebilecekken neden gençler hala aynı şekilde duruyor? Acaba pasifize mi edilmeye çalışıyor? Bu sosyolojik bir olgu mu? Yoksa gençler pasifize edilmeye mi çalışıyor? Mesela biz bir sonraki kuşaktan şikayet ediyoruz. Biz daha çalışıyorduk, daha saygılıydık. Bir önceki kuşak da bizden şikayet ediyordu. Onlar İkinci Dünya Savaşı, bizim annelerimiz İkinci Dünya Savaşı zamanında yetişmiş. İşte daha çok tutumlu olan, daha yokluk görmüş, daha da çok çalışan. Onların bir kuşak öncesi, onlar Birinci Dünya Savaşı görmüşler. Çanakkale Savaşları'nı görmüşler. Zor zamanlar geçirmişler, çok sabretmişler. Bakın böyle düşünürseniz her kuşak bir sonraki kuşak hakkında şikayetçidir. Ya o zaman şöyle mi hocam? Yani biz bu kuşağı el uzattık da tutmadılar mı? Aynen. Biz rehberlik yaptılar, Aynen. yaptık da yürümediler Aynen. mi? Şimdi belki sevgili izleyenlerimize şunu diyenler olmuştur, olacaktır da. Ya Selçuk Bayraktar Bey'in işte tabii imkanları vardı. İşte efendim vesaire falan. Yani şu anda her delikanlı efendim o şekilde bir belki imkana sahip değil. Ama herkes... Her delikanlımıza rehberlik yapıldığında o merciler tarafından elinden tutulup Tutulur. Yukarı taşınacaktır. Aynen öyle. Ben üniversitede bir delikanlım var. Sevgili kardeşim otomotiv mühendisliğinde okuyor. Daha yaklaşık bir iki hafta önce karşılaştık. Otomotiv sektöründe bana şunu söyledi. Tabii bazı işte rehberlikler yapmak üzere danışmanlık yapıyoruz. Hocam dedi ama herkes de ülkenin ekonomisinden bahsediyor bilmem falan. İşte efendim böyle bir an böyle içime karartılar giriyor. Ama dedi biliyor musunuz hocam dedi. İçim coşkulu dedi böyle kıpır kıpır kaynıyor. Nasıl falan. Dedi görmüyor musun hocam sihalar dedi. İşte efendim otomotivimiz, otomotivimiz efendim otomobilimiz özür dilerim. Evet. Efendim yerli otomobiliz üretiliyor. Efendim ben de bu arada aşka heyecana geldim. Evet. Ondan sonra bunları gördükçe mutlu oluyor. Ondan sonra ama dedi ben nasıl şimdi oralara sen dedim kendini yetiştir söz ben de sana gelebileceğin en noktada ben nereye kadar taşıma vesile olursam sözde onu yapacağım yapar mısın falan nerede istiyorsan dedim falan şimdi bakın ne oldu yüreklendi yüreği daha çok cesaretlendirdiniz onu. Evet, kısım konuza girelim mi biraz? evet, evet. Kendimizi sevmekten bahsedecektik. Kendimizi niye sevmiyoruz? Ya da aşırı mı seviyoruz hocam? Ya da yani kendimizi sevmekten kastımız hani kendini şımartma anlamında değil. Ama herkes şu anda kendini şımartıyor hocam. evet, ama yanlış anlaşılıyor. Yanlış anlaşılıyor. Şımartıyor. Evet, kendini şımartma manasında değil. Tabii ki biz de kendimize Allah'ın emanetiyiz. Bunu öncelikle bilmemiz gerekir. Emanete hıyanet etmememiz gerekir. Biz kendimizi severek neden bahsediyoruz mesela? Bugün özellikle ben gerçekten bu konuyu da çok çok beğendim. Bunu da kıymetli izleyicilerimizle paylaşmak da istiyorum. Kendimizi sevmeyi huy etmemiz gerekiyor aslında. Kendini sevmek nedir? Kendini sevmek, kendiyle birlikte vakit geçirebilmek, kendine tahammül edebilmek, kendiyle kendi mesela bir şeyler üretebilmek. İşte hatta şöyle de olabilir mesela bir insan, ben bakıyorum birçok insana kendiyle baş başa asla kalamıyor. İki saat kendiyle baş başa kalamaz. Ya TV izler ya birini Güzel telefonla. Güzel bir tespit. Evet. Kendimle baş başa kalmam lazım. Kendime vakit ayırmam lazım. Bu çok güzel bir şey. Kendimle baş başa bırakma. Evet, güzel evet. bir şey. Özellikle. Bu arada bir cümle yakın bir zamanda karşılaştım. Bir beyefendi diyor ki, kendini sevmeyenlerin Alzheimer olma oranı daha yüksekmiş. Evet, çünkü önce dedim ya, önce biz kendimize Allah'ın emaneti olarak bakmamız gerekir. Kendini sevdiğiniz zaman bir de şöyle bir şey yapabiliriz mesela.
Ben bakıyorum birçok insana, az önce de size bahsettiğim gibi, insanlar gerçekten kendini sevmiyor ve üzülüyorum onları görünce. Kendisiyle 2 saat vakit geçiremez. Kesinlikle. Ya telefonla konuşmayı tercih eder, ya internete girer, ya ne bileyim başka bir şey yapar, televizyon izler. Bunu bastırmak için kendiyle baş başa kalamaz. Oysa kendinle baş başa... Kendini unutuyor mu hocam? Mesela kendine, bunlarla meşgulken kendini mi unutuyor? Hayır, kendiyle baş başa kalmaya tahammül edemiyor. Çünkü iç sesi o kadar çok konuşuyor, o kadar çok huzursuz ediyor ki... Ne der mesela? İç sesi ne diyordur? Yani iç sesi hocam? İşte sen böylesin, fiziksel özelliğini beğenmeyebilir kendini, hani biyolojik olarak beğenmeyebilir, işte yüzünü beğenmeyebilir, birçok şey üstüne gelebilir. Oysa ne olursa olsun kendimizi sevmemiz gerekir. Fiziksel olarak da kendimizi kendini sevmeliyiz. Kendini kabullenmişlikle alakalı bir şey mi? Hocam. Evet, kendini kabullenmişlikle de alakalı olabilir hocam. Ben bununla ilgili özellikle şunu da paylaşmak istiyorum sizinle. İnsanın 3 mertebesi vardır. Kimlik, kişilik ve öz. Bunlar çok önemli. Kimlik, kişilik. Kimlik nedir mesela? Kadın, erkek. Değil mi? Bir kimlik. Kişilik, huy. Agresif olabilirsin. Bu arada insanlar olabilirsin. Şey kullanıyor artık. Yani genel manada birey kullanmaya başladılar. Sevgili izleyenler, hakikaten bu çok önemli nokta. Evet. Yani kadın ve erkek tabiri Fatma Hocam sizin de dikkatinizi çekmiştir. Artık kullanılmamaya başlandı. Ha, bu çok önemli. Çok evet. Önemli bir konu. Evet. Yani kimlik, ben erkeksem erkeğimdir. Kadınsa kadındır. Onunla gelebilecek birçok artıları vardır. Fakat maalesef birey, kadın ve erkek ikisinde de birey. Zaten bundan dolayı kadın ve erkek, affedersiniz, lavaboları, tuvaletleri birleştirdiler birileri. Yani o, evet, özel bir çalışma olduğunu düşünüyorum ben de. Hani derler ya, üst takıl dünya yönlendirilmeye çalışıyor gibi. İnsanlar, sizler kullandığınız bir cümle bizi bir konuya götürüyor hocam. Çünkü çok önemli bir konu, evet. Da onda. Cinsiyetsizlik oluşturulmaya başlıyor. Evet. Bu gerçekten çok tehlikeli. Mesela biz kreş çocuklarıyla, 3-6 yaş grubuyla yaptığımız çalışmalarda hep dikte etmeye çalıştığımız bunlar. Erkeğe erkek oyuncakları, kıza da kız oyuncakları, hep erkek diye hitap etme, kız diye hitap etme. Kıza uygun, tabii bu uygun bir şekilde yapıyoruz bunu. Fark etmeden kıza ait bir şey taktıysa çocuk, hoşlanıp, özenip, hemen onları ondan alıyoruz. Sen erkeksin. Aileler onlara farklı davranıyorsa, mesela kız çocuğu yok saçını uzatıyor oğlunun, veya oğlu yok daha erkeksi yetiştiriyor. Sürekli onlarla özel görüşmeler yaparak bunları durdurmaya çalışıyoruz. Ve gerçekten dünya artık bir cinsiyetsizliğe gidiyor. Yediğimiz yemekler, hormonlar, yediğimiz yiyeceklerle bize yüklenenler. Bu aslında insanı isyana götürüyor. Şükürsüzlüğe, evet, götürüyor. Hocam elbette, yani kabullenmeyince, onu bir artı olarak görmeyince elbette şükürsüzlük çıkar orada. Ama bir isyan var, yani kabullenmiyor halini, tavrını, kişiliğini, biyolojik yapısını kabullenmiyor. Şimdi yani kabul fıtratı değiştirmeye yoksa, adım atıyor. Yok sayılmak, kabul, evet, görmemek, o insanın bu dünyadan pasifize edilmesi onu küskünleştiriyor ve artık onların arasında var olmuyor. Yavaş 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 bu gerçeği söyleyen insanlar, ki cesur insanlara ihtiyaç var, kral çıplak diyen insanlara ihtiyaç var. Biz ne yazık ki gençleri işte moda, internet, birçok akım var, siz de biliyorsunuz. Üniversiteli, liseli ve üniversite bitirmiş gençler arasında bunlarla uyuşturuyoruz çocukları. Yani onların arasındaki konuşmaları dinlediğiniz zaman o kadar şaşkınlık veriyor ki hocam. Siz kendinizi sevmekten bahsediyorsunuz. Durup bir an kendilerini düşünmemişler. Bu akıma kapılmışlar, suyun akışı gibi. Suyu durdurmaya kimsenin cesareti de yok. Kolay, çünkü kolay. Ve onlar kolaya alıştı, biliyorsunuz. Evet. Yetişkin olunca da kolaycılık. Ve egoya, nefse de hoş gelen şeyler bunlar. İnsan nefsini. İşte sürekli eğlenmek. Geçen günlerde bir boşluk oldu. Tarıyorum, zapping yapıyorum böyle hangi filmler var diye. Netflix'te özellikle insanların çokça rağbet olduğu ve seyrettiği. Bakın, tema sürekli şu. Para kazanmak,
dışarıda zaman geçirmek, dışarıda yemek yemek. Zaten evler dikkat ederseniz bir artı bir artık. Evet. İki artı bir ev yok. Misafir neden? Kavramı kalktı. Aileyi küçültmek, aileyi parçalamak ve çocuksuz bir toplum. Öyle değil mi hocam? Evet. Ve çok büyük rezidanslarda artık çamaşırhaneler de en alt katta. Aynı Amerika'daki, Avrupa'daki ülkeler gibi oraya iniyorsunuz, çamaşırınızı yıkıyorsunuz. Tamamen ev hayatı yok edilmeye çalışılıyor. Yani insanların o kadar kafası meşgul ediliyor ki çalışmak, eve geliyor, dışarıda yemeğini yiyor, eve geliyor sadece uyku için. Evler o ona yine bizim ediliyor. Anne ve babalarla ilgili sorumluluklarımızı yine getiremediğimizin göstergesi olabilir mi Derya Hocam? Yani çocuğun önünde biz efendim iyi model olamadık. İyi bir yani bize verilmiş olan kadın ve erkek kimliğini iyi taşıyamadık. Ayrıca kulluk kimliğine de iyice bürünemedik. Evet. Bunlar karışınca çocuk otomatik olarak ya nedir ya şu kadın erkek efendim işte ayrımı ne bu ya haram helal. Çünkü kadın erkek erkek kadına karşı bazı hem sorumlulukları var hem de Rablerine karşı bir sorumlulukları var. İşte izne yani, gidiyor orada. Bu sefer evet. Yani bu helal haram kavramına bu sefer karşı çıkılıyor. Bu da açıkça tedirgin ediyor insanları yani. Evet. Ne yapmak lazım? Bununla ilgili anneler aklını başına toplaması lazım ve şefkatini gerçek manada doğru yönde kullanması gerekir. Önce bunu iyi bir tespit etmesi lazım. Ne yapalım? Nasıl bir şefkat kullanacağız? Yani örnek verdi az önce. Yani burada yani gidip görüşebiliriz. Tabii, illa... Az önce örnek verdik. Hı-hı. İşte evimize misafir geldiğinde ne yapıyoruz? Aman aman çocuğum sen işte odanda kal, dersini çalış bilmem ne. Onu hayatın içine dahil etmiyoruz. Bakın bunu yaparak da orada aslında anne güya şefkat ediyor. Çocuğum derste hani başarılı olsun. Şefkati evet. Yanlış kullanıyor. Yanlış kullanıyor. Ha. Evet. Orada şefkatini doğru manada. Eskiler öyle yaparlarmış. Oğlum paşa olsun diye medreseden alıyorlarmış. Bu sefer paşa oluyor ama bu sefer dinsiz bir paşa. Evet. Evet. Yani topluma karıştırması lazım. Evet. Misafire hatta bazen böyle taziyelere bile gitmesi gerekir. Çocuk o ortamı görmesi lazım. Tabii bu arada her paşa dinsiz değildir. Onu da ifade etmiş tabii, olalım tabii, da. Tabii paşa. Yani böyle tamamen eskiden de hep böyleymiş. Yoksa yani ama her dönem mutlaka dinsizliği aşılamak için hareket halinde olan cereyanlar olmuş ama her dönemde olmuş. Her dönemde. Ve buna da kaplanlar sayısı epey bir fazla olmuş. Şimdi daha fazla. Evet. Birincisi söylediğimiz gibi şefkatini doğru yönde değerlendirmek ve bu manada anne gerçekten annelik yapmalı. Hani Peygamber Efendimiz buyuruyor ya cennet annelerin ayakları altında. Çünkü anne çok önemli bir muallim. Yani tamam baba faktörü de çok önemli ama anne çok çok önemli. Onun için benim burada annelere özellikle seslenişim olsun. Çocuklarınızı sevin, dokunun, onlara zaman ayırın, dinleyin. Yerine göre onlara verebileceğiniz şefkati doğru şefkatle verin. Hocam şefkat dediniz ya, sözünüzü kesiyorum, evet, özür dilerim. Estağfurullah. Şefkat aslında anne veyahut baba kendine şefkatli davranarak öğretebilir şefkati. Kendine şefkat göstermek nedir? Yaptığım her işe onaylamak değil. Ben doğruyum diyerek narsizme kaymak değil. Evet ben hata yapabilirim. Yanlış yapabilirim. Yanlış yaptım. Bu yanlıştan ne öğrenmem gerekir? Çocuklarla paylaşılabilir bunlar. Yani anne babanın kendi doğrularını kabul ettirmesi olur ya öyle görmüşlerdir, öyle evet, okumuşlardır. Evet. Doğrularını kabul ettirmesi çocuğu aynı zamanda narsistliğe doğru götürür. Doğru mu? Tabii ki. Hmm. Tabii ki. Veyahut çocuğu çok övmek, prensesler ve prens yetiştirmek. Evet, tam da az önce söylediğiniz evet. Konuyla alakalı kendini sevmekten bahsettik az önce. Evet, anne ve baba gerçekten kendini sevmeli ve sevdiğini çocuğuna da hissettirmesi gerekir. Nasıl hissettirmeli? Örneğin anne evde yalnız kalabilmeli ya. Bugün bakıyorum mesela birçok insan evde yalnız kalamıyor. Yani kendini sevmek derken böyle kendini pop aslında popla çoğu insan yalnız da hocam. Manasında yalnız değil ama hocam, yalnız kalamıyor yani. Evet. Korkuyor yalnız kalmak. Yok yok. Biyolojik yalnız olarak yalnız kalabilir. Evet. Ama yalnız değil ki.
Yalnız değil yani. İşte biraz yalnız kalsın. Hı-hı. Kendiyle baş başa kaldığı zaman boşuna mı o kadar alimler, evliyalar, peygamberler kendiyle baş başa kalmak için mağaralarda kaldı? İnzivaya çekildi. Hı-hı. Demek kendine ki kendimizle baş başa kalmamız gerekir. Kendimizle baş başa kalırsak kendimizi de yavaş yavaş sevmeye başlarız. Mesela şöyle bir şey yapabiliriz. Tanırız. Yani insan kendisini tanır. Korkularıyla yüzleşir, kaygılarıyla yüzleşir, hırslarıyla. Yani ben kendimi taraflı seyrediyorsam, hep olumlu taraflarımı görüyorsam, yalnız kaldığımda o olumsuz taraflarımı görme ihtimalim de çok yüksek olur. Evet, çok ben güzel. De buralarım çok yanlış. O zaman ne yapmalıyım? Şuraları düzeltme. Önce kabul. Evet, ben insanım. Allah günah ve sevabı aynı anda yarattı. Ve biz günah işleme potansiyelimiz var. Sakın yanlış anlaşılmasın. Antiparantez, ben günah işleyeceğim anlamına gelmiyor. Ola ki farkına varmadan belki bir günah işlemişimdir ama tövbe kapıları açık. Tövbe ediyorum, aynı günahı işlemiyorum. Bunu çocuklarımızla da paylaşmalıyız. Günahın adını vermeden. Israr etmemek evet, bu konuda. Tövbe kapıları açık ve ben şimdi tövbe ediyorum ve kendimi böyle olduğum için hırçın davranmıyorum. Kendimi alçakça eleştirmiyorum. Evet. Kendimi kötü muamele etmiyorum. Sadece kendimi anlıyorum. O zaman çocuk ne düşünecek? Aa, annemle babam da hata yapabiliyormuş. Bak, onlar da öz eleştiri yapıyorlar ve benimle bunu paylaşıyorlar. Demek ben de yaparsam annemle babamla paylaşabilirim. Ama biz de kendi kendimize söz vereceğiz ki çocukları üzerine gitmeyeceğiz, dinleyeceğiz. Her zaman onlara nasihat etmeyeceğiz, akıl vermeyeceğiz. Ben senin yerinde olsaydım ya da benim gençliğimde şöyleydi gibi sözler söylemeyeceğiz. Bazen sadece çocuklar değil, eşler de Lokman Bey, bazen sadece dinlenmeye ihtiyacınız vardır. Evet. Değil mi? Hiç yorum yapılmadan, yorumsuzca. Galiba eşler arasında da eksik olan şeylerden bir tanesi bu. Yorumsuz dinleyebilmek. Doğru. Evet. Yani eşler de beraber kaldıklarında bile çok defa şahit oldum. Hocam diyor, eşimle aynı evdeyiz, tamam. Aynı odadayız, tamam. Salonda birlikte televizyon izliyoruz, tamam. Ama konuşmuyoruz. Çünkü ruhlar farklı yerlerde. Evet, konuşmuyoruz. Kabul evet. Yok. Ön kabul yok. Hocam bir de şöyle mesela. Bugün arada, üzülerek ifade edeyim, birkaç dakikamız varmış. Ah, evet. Bitiyor vakit, program. Evet, ama çok önemli bir şey özellikle evet. Buradan paylaşmak istiyorum. Mesela sabah kalktığımızda hani özellikle burada değerli izleyicilerimize hani bu böyle küçük bir önerim olsun. 40 gün boyunca şuna çok dikkat etsinler. Bugün ne yaparsam kendimi severim. Örnek veriyorum, bugün pasta yaparak kendimi sevdiğimi gösterdim. Bugün iki satır yazı yazarak. Kilo almasınlar ama ya. İki satır yazı yazarak kendimi sevdiğimi gösterdim. Bugün tek başıma yürüyüş yaparak kendimi sevdiğimi gösterdim. Bu toplumda yalnızlaşmak anlamda değil, değil mi hocam? Yok hocam. Kendimizi fark etmek. Fark etmek kendimizde, gerçekten insanlar evet, kendiyle baş başa kalmak kalamıyor. Evet. Yani baş başa yalnız kaldığımızda bile şu dediğiniz gibi elimizde böyle tek gözlü bir pencere var. Oradan farklı farklı dünyalara akabiliyoruz. Yani bunu 40 gün boyunca yaparsak inşallah Allah'ın izniyle bu bizde ünsiyet oluşturacağını düşünüyorum. Evet. Ben de geçen birisine dedim ki siz kendinizi seviyor musunuz? Seviyorum dedi. Ondan sonra aslında sevmiyorum dedi. Tabii mutsuz ve depresyonda olan bir danışanımdan bahsediyorum. Mesela dedim, ben de ona 40 gün boyunca her gün, yani bir anneyle bir problemleri var, çocukluktan beri gelen bir travma var. Her gün telefonu açıp anneciğim ya diye başlayıp sadece 1,5 dakika dedim, onunla konuşacaksın dedim. Bir selam ver, halatını sor. Annen konuşsa sen dinle dedim. Ama 1,5 dakika dedim. Ondan sonra bak dedim, göreceksin birçok kapıları. Niye bunu yapacaksın? Kendini sevmeni istediğim için dedim, bunu yap. Evet. Kendin için. Kendin için. Aslında anneciğim derken evet. O annesinin hala yaşıyor olduğu, onun sesini duyabildiği. Tabii.
onun sıcaklığını alabildiği birçok kazanımları var kendisinin de, değil ve mi? Şu anda bugün Allah-u Alem 17 ya da 18. günü yapıyor. Öyle her güzel. Günde yapıyor yani. Buradan evet. O kardeşime de selam olsun. İzliyorsa tabii ki. Yani 17-18 gündür her gün 1,5 dakika annesiyle bu şekilde telefonda konuşmaya, yani güzel bir şekilde ilerliyorlar. Muhabbet oluşmaya başladı. Evet, ödev verdiniz evet, ona. Evet, gerçekten. Çalışkan bir öğrenci öyle. Mi yapıyor mu? Peki? Evet, evet yapıyor. Ben takip ediyorum yani. Bazen şöyle de olabiliyor. Geçen gün ben de birisiyle öyle paylaştım. Kızı annesiyle konuşmaya gelmiş ve ben senin anneliğinden hiç memnun değilim demiş. Bana hiçbir şey yapmadığını düşünüyorum. Çok üzüldüm dedi. Bir sonraki konuşmada istersen şöyle bir şey sorabilirsin, sen de uygun görürsen dedim. Peki doğru annelik nasıl olur? Bir kızın annesinden beklentileri nedir? İyi anne nasıldır? Maddelerle bana yazıp veyahut gelip anlatabilir misin? Ertesi gün geldi diyor, bana anlattı, düşünmüş işte doğru anne böyle olur, iyi anne şöyle olur, şöyle anne şöyle olur. Şimdi gel sandalyeyi değiştirelim. Ben de bir annenin bir kızından beklentilerini sana yazayım mı demiş. Yaz anne demiş. Yaz dedim ben de. O da yazmış. Şimdi seninle paylaşıyorum demiş. O günden bu yana ilişkileri çok iyi. Çok güzel maşallah. Evet. Elhamdülillah. Evet. Harika. Evet. Hocam son birkaç dakikamız kaldı ama birkaç böyle bir cümlelerle kendimizi sevmekle alakalı. Sadece evet. Biyolojik olarak değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hocam şey yaparmış. Yani parlayan cismin ya da şimdiki ayna olarak gördüğümüz cisim karşısına geçince ya Rabbi sen beni çok güzel yaratmışsın. Ahlakımı da güzelleştir evet. Diye amin. Dua edermiş. Kendisiyle baş başa kalanlar herhalde bu duayı da yapsalar güzel olur. Çok iyi olur. Evet. Narsizmimizi beslemeden evet. Sadece tefekkür etme, yani, derinlemesine düşünme aynen. Değil mi? Bende olan aslında benim değil. Evet. 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 Bu bir yansıma. Evet, evet. Bende olan benim değil. Evet. O zaman bende görünenlerin her birisi nefsimde olumsuzluklar varsa nefsime ait. Onları törpüleyebilirim. Evet. Allah'ım senden bana olanlara perde eyleme beni. Evet. Senden bana yansıyanları çirkin eyleme beni. Evet. Yani bu çok güzel bir şey. Çünkü insan yeryüzünün halifesi. Halife. Halife padişahın değil mi? Maddi manevi, milli manevi bir yansımasıdır. Bize halife isek o zaman iyi yansıtmalıyız. Evet, ben de bir şey buyurun. Söylemek istiyorum. Bizler kendimize Allah'ın emanetiyiz. Kendimizi sevelim, insanları sevelim ve faydalı olalım. İnşallah. Evet, Rabbim sevmeyi nasip etsin. Kendimize amin. Yüzleşmeyi, kendimize baş başa kalmayı, kendimizi fark etmeyi nasip eylesin. Amin. Kendini seven inşallah Rabbini de sevmiş olur. Evet. Hocam sizin var mı böyle bir... Evet, kendimize zaman ayıralım diyorum ben de. Kendimize zaman ayırırken doğduğumuzdan bu yana kendimizi tarafsız bir şekilde gözden geçirelim. Kendimize yaptığımız kontratları gözden geçirelim. Söylediğimiz o büyük sözleri gözden geçirelim. Şimdiye kadar şunu yapmam diyerek bir kontrat imzalamış oluyoruz kendimize. O kontratı nasıl bozduğumuzu görelim. Ve kendimize lütfen şefkatli davranalım. Bakara suresi 119. ayette hürmet edilene hürmet edilir diyor. Biz de kendimize, tabii ki önce Allah'a, sonra kendimize hürmet edelim ki hürmet görelim. Çok güzel. Allah razı olsun. Yüreğinize sağlık, ağzınıza sağlık. Sevgili izleyenler, insan kutsal bir varlık. O kutsal varlığa takılmış, iyiliğe karşı meyil, kötülüğe karşı adım atma hakkı verilmiştir. Evet, işte o meşhur batıda ifade edilen kitaplardaki şey... Evin önünde iki köpeği besleyen yaşlı adama sormuşlar. Hangisi güçlü, hangisi daha büyük dediklerinde ben hangisini beslersem o güçlenecek demiştir. Efendim biz de içimizdeki var olan güzelliklerin farkına varmak için kendimize aynayı çevirmek, kendimize baş başa kalmak, hocaların ifadesiyle gerçekten kendimize yüzleşmeye ihtiyacımız var. Böyle olunca kendimizdeki eksiklerle beraber en önemli püf nokta acizliğimizi hissetmiş oluruz. Aciz, zayıf bir kul.
ama güçlü olan bir Rabbinin varlığını hissedip ona dayanmayı bilebilirsek onun bütün aleme rahmetiyle, şefkatiyle nasıl muamele ettiğini fark eder. Biz de o zaman emanetimizde olan, ki başta bedenimiz emanet, evlatlarımız, eşimiz ve yakınlarımız. Hele hele bir de yaşlıysa anne babalarımız da bize emanettir. Onlara dikkat edebilmeyi, çevremizde yaşlı olup acize olmuş herkesi bir emanet görüp, çevreyi, ağacı, kuşu, efendim kediyi, köpeği emanet görüp sahip çıkabilmeyi o zaman başarabiliriz. Gelin hep beraber bu yolculukta adım atalım. Efendim aile danışmanı eğitimci Derya Yılmaz hocam ve bugün klinik psikolog aile danışmanı Fatma Ülger hocamı davet ettik. Efendim kendine çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olunuz efendim.